Merhaba, Melda Yücel TV'den merhaba. Tunç Şatıroğlu ile birlikteyiz. Finansal stratejist, ekonomist, değerli isim. Grafikleri okuyan adam diyorum ben aslında doğru şekilde. Yatırımcı dostu aslında doğru bilgileriyle net bir şekilde aslında her söylediğinin sonrasında görüyoruz ki evet yatırımcı dostu Tunç Şatıroğlu Melda Yücel TV'de. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hemen şunu sorarak başlayacağım. Yatırımcı dostu dedik. Yatırımcı özelinde bir yayın olsun istiyorum ama yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktır diye de aslında hemen bir dipnot da düşüyorum. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Herkesin kafası karışık ve Eylül'e geldiğimizde işte altın düşüyor, o düşüyor, bu düşüyor, mevduat ne olacak? İşte döviz yerinde sayıyor vesaire vesaire çok konu var. Onları da soracağım ama şunu merak ediyorum. Bir arkadaşıma dedim ki bir piyasa sorusu sorsan ne olur bu dedim. Aklına en çok takılan ne dedim? Yılın geri kalanında en çok hangi yatırım aracı kazandırır dedi. Doğrudan bir izleyici sorusu şeklinde geldi. Ben de size iletiyorum. 2024'ün geri kalanında en iyi yatırım aracı nedir? Evet, bu soruyla başlamamız çok güzel. Çünkü bu çok sık olarak karşılaştığımız bir şey. Ve cevabı da soruyu yanlış soruyorsunuz oluyor. Yani bu soruyu soruyorsanız evet, bu soruyu soruyorsanız yatırımcı değilsiniz bir kere. Yani yatırımcı olmak ayrı, spekülatör olmak ayrı. Spekülasyon yapıyorsunuz. Yani en çok neden para kazanırım? Hiç kimse size böyle evet şundan kazanırsın diyemez. Çünkü mesela kripto paradan kazanırsın dese işte ama Solana'dan kazanırsın da yok bilmem Avax'tan kaybedersin. Yahut işte borsadan kazanırsın dese ama işte Koç Holding'den kaybedersin ama ne bileyim Akbank'tan kazanırsın. Yani böyle şeyler olur yani. Spesifik olarak ben ne alırsam para kazanırım diyorsan onu bilen adam zaten sana niye anlatsın ki? Zaten gider kendi para kazanır yani. Şimdi biz burada şöyle diyoruz. Çok fazla bilinmezlik var. O yüzden bir kere yatırımcıysanız, ya kendinizi tanımanız gerekiyor. Onun için kendinizi tanın diyoruz. Yatırımcıysanız yatırım ufkunuz nedir? Sene sonuna kadarsa sene sonunda ne var şu anda? İşte Ekim, Kasım, Aralık 3 ay. Buradan da 4 ay bile yok değil mi? Evet. 4 ay için yatırım yapılmaz. Herhangi bir risk alınmaz. Sene sonunda bu paraya ihtiyacım var diyorsanız mevduatta duracaksınız, para piyasası fonunda duracaksınız yahut o tarihte vadesi veya o tarihe yakın zamanda vadesi gelecek bir tahvil alacaksınız. Bunun gibi bir şey yapacaksınız. Ama ihtiyacım olmayan parayla paramı değerlendirmek istiyorum, yatırım yapmak istiyorum diyorsanız bakın o zaman farklı olay. Çünkü şöyle de anlaşılabiliyor. İşte biz mesela deriz ki işte altının iyi olmasını düşünüyoruz. Altın kazandıracak diyoruz bu sene sonuna kadar. O zaman da şöyle yapıyor. Gidiyor borç para alıyor. Kredi kartından para çekiyor. Altın alıyor bilmem ne alıyor. Ama biz de yanılabiliriz sonuçta. Altın iyi bir performans göstermeyebilir. O zaman ne oluyor? Hatta düşebilir. Düştüğü zaman o krediyle almış olduğu için onu kapatmak için o krediyi zararına da satmak zorunda kalabiliyor. Ama altın belki 5 ay kötü gidiyor, belki 1 sene kötü gidiyor, sonra çok kazandırıyor. İhtiyacınız olmayan bir paraysa altından, hisse senedinden, işte gümüşten, gayrimenkulden bir sürü şeyden para kazanabilirsiniz yani. Ama ihtiyacınız olan paraysa belli bir tarihte o paraya ihtiyacınız var. Çünkü borç aldınız. Veya bir ödemeniz var veya bir şey alacaksınız o tarihte illaki o zaman yatırım yapmayın diyoruz. Şimdi bir kere borç parayla yapmıyorsunuz. İki ihtiyacınız olmayan parayla yapacaksınız. Yani hiç mi ihtiyacın olmayacak yahut insan Allah korusun başına bir şey gelebilir bir paraya ihtiyacı olabilir. Onları bir kenara bırakıyoruz yani tabii ki yani bir para biriktirdim. Şu anda bir ne bileyim evim de var bir hayatım var. Bu para da büyüsün istiyorum. Yahut önümüzdeki 5 sene içerisinde, 10 sene içerisinde ben de bir ev sahibi olmak istiyorum. Ama şu anda param yetmiyor. O yüzden param yatırımda değerlensin istiyorum. Bunun gibi bir paranız değerlenmesini istiyorsanız o zaman diyoruz ki portföyde riski dağıtın. Portföyünüzde mesela
Bir de burada da şöyle bir şey var. Genel yatırım tavsiyesi veriyorum ben burada. Genel yatırım tavsiyesi vermemizde bir sakınca yok. Ama bu herkese uyan bir şey değil. Şimdi ben insanlara diyorum ki, bak Amerika'da faiz indirimi olacak. Durgunluk beklentileri de var ama ileriki tarihler için. Şöyle yakın zamanda öyle bir şey yok. İşte gelen büyüme verisi olsun, hizmet sektöründeki büyüme verileri, satın almacılar endeksindeki artışlar olsun falan. Yakın zamanda yani önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bir durgunluğa işaret etmiyor. İstihdam piyasasının biraz zayıfladığını görüyoruz. Bu durumda Fed faiz indirimlerine de zaten başlayacağını söylemiş. 25 baz puan indirim bekliyoruz Eylül'de. Ekim'de toplantı yok. O yüzden Kasım'da 50 baz puan indirim bekliyoruz. Aralık'ta da 25 baz puan indirim bekliyoruz. Piyasa bekliyor. Ben de piyasa gibi düşünüyorum. Piyasa böyle bekliyor. O zaman Amerikan seçimleri de tamamlandıktan sonra bir belirsizlik de ortadan kalkmış olacak. İster Trump gelsin, ister Harris gelsin, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla bir Amerikan hisselerinde yükseliş bekliyoruz. Bu daha önceden satın alınabilir. Ekim ayında satın alınabilir, şu anda satın alınabilir. O yüzden zaten Ağustos'ta söylemiştim. O yüzden Amerikan hisse senetlerinde pozisyon alınsın diyorum. Amerikan hisse senetlerinde pozisyon almak üç türlü olabilir. Bir tanesi Tefas'ta işlem gören, Amerikan hisse senetlerine yatırım yapan ama büyük ölçüde Amerikan hisse senetlerine yatırım yapan, yanında da bir şey olacaksa mesela Borsa İstanbul hissesi taşımayan Eurobond aldıysa çok az miktarda işte %5 falan gibi böyle bir belki bir Eurobond olabilir. En fazla %10 taşımayan bir fonla yatırım yapabilirsiniz. Ek olarak içinde BIST'dir, Eurobond'dur vesaire gibi şeyleri de taşıyan bir fonsa onu çok önermiyoruz. Öyle bir şey yapmayın. Başka bir çareniz de yurt dışı piyasada işlem yapmanızı aracılık edecek bir aracı kurumda hesap açıp bu işin gelir vergisi nasıl beyan ediliyor, ödeniyor, beyan ediliyor ve ödeniyor. Öğrenip öğrenmeden yapmayın. Araştırıp öğrenip doğrudan Amerikan borsasına yatırım yapmanız. Doğrudan yatırım yaptığınız zaman da iki seçeneğiniz var. Burada önerdiğim şey, tavsiye ettiğim şey endeks fonlarına yatırım yapmanız. Mesela S&P 500 endeksine yatırım yapan SPY var, VOO var. Yahut Nasdaq'a yatırım yapan QQQ var. İşte %50 Nasdaq, %50 S&P 500 gibi olabilir. Bu şekilde yapmanız. Onun haricinde hayır ben bu şekilde yapmak istemiyorum. Ben şu hisseleri almak istiyorum diyorsanız o zaman işte ise 12-15 hisseden bir portföy yatırımı yapmanız. Şimdi bunu uzun uzun anlattım. Çünkü herkesin yani bunu yapma imkanı farklı. İşte adam yurt dışında işlem yapmak için hesap aç denildiğinde işte minimum 5 bin dolar olsun, 10 bin dolar olsun, 40 bin dolar olsun falan denildiğinde benim o kadar param yok diyebiliyor. O zaman Tefas yatırım fonu var. Yahut ben gelir vergisi beyannamesinde bunlar nasıl beyan ediliyor ve vergisi nasıl ödeniyor bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum diyor. O da olabiliyor. O zaman Tefas fonları var. Yok ben bunları biliyorum. Param da var. O zaman ETF'ler var. Yani bu böyle. Ama bazı insan bu genel yatırım tavsiyesi hisse senedi yatırımı yapmak istemeyebilir. Ve hisse senedi yatırımı risklidir. Herkese uygun değildir. Hisse senedine yatırım yapan yatırım fonları da bu durumda risklidir ve herkese uygun değildir. Ben bunu aldım. Bir ay sonra düştü, bir hafta sonra düştü. Ben zarardayım. 3 gündür düşüyor, 3 gündür eksideyim. Daha da düşer mi? Buradan döner mi? Şimdi ben satayım mı? Acaba buradan biraz daha yapıp maliyet düşüreyim mi? Falan bu gibi şeyler sürekli düşünecekseniz ve bu sizi rahatsız edecekse çünkü risk hissesine de böyle gitmiyor fiyatlar, Evet. böyle dalgalanmalar olabiliyor. O zaman yapmayın. O zaman hisse senedi işi size göre değil. Bunu da insanları aşağı gördüğüm için demiyorum. Yani insanların mizacı buna uygun olmayabilir. Risk toleransı uygun olmayabilir.
Çünkü mesela bizde gayrimenkul alınır. Mevduat yapılır. Şimdi mevduat müşterisine mevduatı boş ver. Gel sen borsadan, Borsa İstanbul'dan şu hisseleri al veya şu hisselere yatırım yapan fona yatırım yap denir mi? Emekli bir insan, emekli bir öğretmen, mevduatta bir parası var. Şimdi gidip buna sen de para kazanmak istiyorsan git borsadan hisse al falan denir mi yani? İşte herkesin risk toleransı, beklentisi farklı. Ama ben genel tavsiye veriyorum. İkinci sırada altın var. Altın alınabilir. Altın alınırken dikkat edilmesi gereken şeyler. Benim önerdiğim yöntem gram altın almanızdır. Önerdiğim yöntem. Oradan fiziki. Evet. Fiziki değil. Gram altın, yani bankada gram altın hesabı açarak gram altın almanızdır bankadan. Ben elimle dokunmadığım şeyi yatırım yapmam diyorsanız altın konusunda, o zaman tabii ki sarraflardan alacaksınız, kuyumculardan alacaksınız. O zaman ama Cumhuriyet altını almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü külçe altın aldığınız zaman büyük almanız gerekiyor. Fazla bir komisyon farkı ödememek için. Şimdi gram altın almak istemiyorsunuz çünkü banka çok komisyon kesiyor. Fiziki de almak istemiyorsunuz. O zaman başka ne türlü alabilirsiniz? Bir kere şunu bilin. Altın sertifikası altın demek değildir. Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Altın sertifikası aldım, altın çıktı ama altın sertifikası düştü veya daha az çıktı. Bu niye böyle diye sormamak için altın sertifikasının altın olmadığını, borsada işlem gören bir hisse gibi fiyatının belirlendiğini, yani arz talebe göre belirlendiğini anlamanız lazım. Özellikle bu yeterince likiditesi olmayan bir şey olduğu için çok arz talebe göre fiyatlar altın fiyatından çok sapabilir. Hazine burada daha iyi bir iş yapabilirdi. 20 ton sadece piyasaya sürmüş. Bunu belki 100 tona çıkartacak olursa o zaman yeterli bir likidite de piyasada oluşur diye düşünüyorum. Burada hazinenin daha fazla altın sertifikası için, yani piyasaya yani altın sürmesi lazım. Altın sertifikası sürmesi lazım. Bu şekilde olduğu için bu riskli bir enstrüman haline geldi. O zaman da bunun hesabı şöyle. Altın sertifikası 1 gram altının %1'idir. Ve burada altın fiyatı, yani bankadaki gram altın fiyatı has altın diye tabir edilen, yani %100, yani binde bin denilen altındır. Ama altın sertifikasının karşılığı olan altın 995, yani %99,5 altındır. Dolayısıyla siz altın sertifikasının fiyatını alacaksınız, 100 ile çarpacaksınız, ondan sonra da 0,995'e böleceksiniz. İşte bu altın sertifikasının karşılık geldiği gram altın fiyatıdır. Şimdi o gram altını o fiyattan, komisyonu da üzerine eklediğiniz zaman o fiyattan daha fazlaya alıyorsanız piyasada, o zaman altın sertifikası alacaksınız. Yok piyasada daha ucuza alabiliyorsunuz yani bankadan, o zaman bankadan gram altın alacaksınız. Bunun haricinde altın fonları var vesaire var. Açsınlar, araştırsınlar altın fonunun içerisinde ne var. Altın fonunun içerisinde de altın sertifikaları varsa aynı sıkıntı var. Altın sertifikası dediğimiz zaman bu hazine altın sertifikasından bahsediyoruz. Yurt dışında da vardır. Borsa yatırım fonu olarak GLD kodlu Amerika'da altın var. Bazı fonda gider buna yatırım yapar. Bu aynı altın gibi hareket eder. Çünkü onun likiditesi yüksek. Bizdeki hazine gibi 20 ton gitmiş altını almış onu sertifika yaptım demiş değil yani. Bunun likiditesi yüksek. Onlar olabilir fonun içerisinde. Bazıları da %80 falan altına yatırım yapar. 20 alakasız şeylere yatırım yapar. Onlar da uygun olmaz. Yani altın yatırımı yapmak o kadar da basit olmayabiliyor. Çok karışık hale gelebiliyor. İşte kripto para üzerinden yatırımlar falan var ama benim
tavsiye ettiğim şey bankada bir hesap açıp gram altın olarak almamız. Budur yani. Yani altına devam diyorsunuz. Bu seviyelerden mesela almak için fırsat mı bize sunuyor? Eylül'de genellikle bir altında tırnak içinde Eylül laneti bir düşüşü doğru oluyor %5'lerle. Doğru. Ama bizde Ekim, Kasım, Aralık ve devamı altında evet doğru yoldasın mı dedirtiyor. Evet, yani burada parça parça alınabilir. Mesela bir parça alırsınız, paranızı dörde bölersiniz. Bir parça alırsınız bugün. Sonra baktınız kârdasınız. %2,5 falan bir kâr ettiniz. İki kâr ettiniz. Bir parça daha alırsınız. Baktınız ama kârda değilsiniz. Düşüyor, beklersiniz. Düştü. %3 düştü. 4 düştü. Tekrar yükselişe geçti. Bir parça daha alırsınız. Böyle böyle siz trende katılmaya çalışırsınız yani. Bekleyeyim. Bütün paramla bir günde alayım dememeniz lazım. Bu yanlış olur. Çünkü aldınız, ondan sonra her dakika bakıyor insanlar. Her dakika elinde bu cep telefonu. Her dakika işte gram altın şöyle oldu, bilmem ne oldu, çok kötü oldum. Özellikle bu gram altıncılarda şöyle bir olay var. Akşam saat bizde piyasa kapandıktan sonra dolar düşebiliyor. Her evet. De hikmetse bekliyor, saat 6'yı geçiyor. Tak diye %0.5 bir bakıyorsunuz dolar düşmüş. Piyasa kapalıyken birisinin aklına dolar satıp TL almak gelmiş. Bak sen şu Allah'ın işine. O beklemiş bütün gün, daha iyi bir piyasa varken Türkiye'de de insanlar alıp satarken onu geçirmiş. Türkiye'de piyasa kapanmış. Birdenbire dolar düşmüş. Dolar düşünce tabii ki gram altın dedikleri yani altının TL cinsi karşılığı düşüyor. O zaman da adam akşam da baktığı için diyor ki altın düşüyor hocam, ne yapacağız? Piyasa kapalı zaten böyle. Yani o yüzden aldığınız şeyi en aşağı 1-2 sene tutmaya hazırlıklı olarak, bu tip düşüşler olacağını bilerek almanız lazım. Birçok insanın böyle bir risk toleransı yok. Böyle bir şeye tahammülü yok. Ben aldım, zarardayım. Bana altın iyi olacak dediler ve ben aldım. Aradan da bir hafta geçti ve ben zarardayım. Ben şimdi ne yapacağım diyor adam. Hiç almasaydım daha iyiydi diyor. O zaman bu altın yatırımı size göre değil. Yani hisse senedi yatırımı zaten size göre değil. Altın yatırımı da size göre değil. O zaman ne yapacaksınız? Paranızın bir kısmının da Amerikan piyasasında bir düşüş olursa, altında bir düşüş olursa ek yapabilmek için daha düşük riskli bir yerde durması lazım. Mesela para piyasası fonları var. Onları öneriyorum. Para piyasası fonlarından başka mevduat çok önermiyorum. Çünkü işte bugün iyidir dedik, bugün alalım dedik. Para piyasası fonunu bozarsınız ve işte o gün alabilirsiniz yahut ertesi gün alabilirsiniz. Ama mevduatta vadesi gelmemiştir. Bir şey kazanamayabilirsiniz. Uygun olmaz yani. Para piyasası fonunu öneriyoruz. Altından başka altın yerine gümüş de alınabilir veya yarım, yani yarısı altın yarısı gümüş de olabilir. Gümüş çok daha riskli. Gümüş riskli. Yani altın mesela %2 düşecek olursa gümüş %4 düşebilir. Altın biraz çıkar, ne bileyim %1 çıkar, 2 çıkar. Gümüş %2 çıkar, %4 çıkar. Sonra gümüş biraz daha fazla çıkabilir. Altın yerinde sayabilir. Siz o tepede aldıysanız o gümüşü, ondan sonra o gümüş o tekrardan altın düştüğü zaman %4 de düşer, daha fazla da düşer. Yani her zaman altın 1 çıkarsa gümüş 2 çıkar veya altın 1 düşerse gümüş 2 düşer demiyoruz. Ama genellikle bu şekilde hareket eder. Gümüş daha riskli varlıktır. Yani biz bu sene piyasa Amerika endekslerinin, hisse senedi endekslerinin artmasını bekliyoruz. Altında, gümüşte yükseliş bekliyoruz. Bir kısım parada dediğim gibi durabilir para piyasası fonunda. Ne kadar dağılım yapacağınız sizin risk toleransınıza bağlı. Evet. Genel olarak benim genel yatırım tavsiyesi olarak önerdiğim %50'si Amerikan hisse senedinde, %30'u altın veya gümüşte, %20'si de para piyasası fonunda olması şeklinde. Yani Borsa İstanbul'da şu anda para tutulmasını, yatırım yapılmasını önermiyorum. Çünkü düşüş trendinde.
daha da gidebilir diyorsunuz. Çünkü bazı borsacılar, borsa stratejistleri diyorlar ki almak için doğru zaman diye hani kenara koy, kenara koy, düştükçe al şeklinde de tavsiyede bulunabiliyorlar. Şimdi şunu o zaman borsayı sorayım. Mevduatta da arada bir sorum olacak izninizle. Borsada hisse seçimi zorlaşıyor. Çok net bir şekilde zorlaşıyor. Kimileri de var ki ben borsacıyım diyor. Borsada olacağım, borsaya yatırım yapacağım diyor. Öyle bir noktada şu anda girmesinler diyorsunuz. Yani hisse de mi bir şey vaat etmiyor, aralarında birkaç hisse de mi bir şey vaat etmiyor? Elbette vaat edebilir. Birkaç hisse elbette vaat edebilir. Ancak sizin dediğiniz gibi bazı insanlarda böyle bir fikri sabit var. Adam borsadan başka şeye yatırım yapmam diyor. O illaki borsadan kazanacak. Peki diyorsun, bak borsadan kazanmak istiyorsan her ay yatırım için cazip hisseler videosu yapıyoruz. Analistlerin en çok beğendiği hisseler içerisinde en ucuz olanlarından bahsediyoruz. Ama bu demek değildir ki ucuz olan bir şey hemen çıkacak. Mesela bir şok market var, çok ucuz ama çıkmıyor. Adam bu sefer şok market çok ucuz diye almış, diyor ki bir daha bir analiz yapılsa olmaz mı? İşte bir sene oldu bir şey kazanmadı. Yani demek ki ne yapılması lazım? Bir portföy oluşturulması lazım. İçinde 12 ila 15 hisse olması lazım. Ben o kadar hisseyi takip edemem diyor adam bu sefer size. Sonra ne diyorsunuz ki mesela bunun içerisinde ben dedim defalarca. İşte ise 2 tane banka olsun. Bankanın ağırlığı en azından işte %25-30 olsun. 2 banka olsun. O bankalarda mesela Akbank olabilir, Yapı Kredi olabilir. Söyledik defalarca. Büyük holdingler var. Yatırım yapın, Sabancı Holding dedik falan. Mesela bir sürü anlattım ben, değil mi? Şimdi adamda ama fikri sabit var. Hem az sayıda hisseye yatırım yapacak, 3 tane, 5 tane. Ben öyle çok fazla hisseye bakamıyorum. Hem de banka almam diyor. Bankası olan holdingi almam diyor. Banka alerjisi de var adamın. O diyor ki sadece böyle hizmet ve sanayi sektöründeki hisselerden bana söyle. 5 tane, 3 tane söyle. En iyi hisse hangisi? Şimdi mi alayım, bir hafta sonra param gelecek o zaman mı alayım, işte mesela şimdi al diyorsun, ondan sonra 2 hafta sonra o çıkıyor, diyor ki o gün param yoktu, şimdi param geldi, şimdi alayım mı, o gün geçti ama diyorsun, o gün düşüktü, ne yapayım diyor, şimdi o zaman bana şimdi söyle diyor, şimdi bekle diyorsun, beklediğim zaman da param eriyor diyor. Yani insanlar kendi bildiklerini yapmak istiyorlar. Kendi kafalarına göre de bir tavsiye almak istiyorlar. Öyle bir dünya yok. Yani o zaman yardımcı olamıyoruz. Şimdi mesela zamanında ben dedim ki insanlara, bu Nebati zamanında konut alın. Hatta ki bunu krediyle alabiliyorsanız çok iyi. Krediyle alamıyorsanız da konut alın dedim. Yatırım için. Yatırım amaçlı konut alın. Konut alacak paramız yok. Biz o kadar zengin değiliz. Biz işte bilmem ne değiliz. O zaman hisse senedi alın. 2021'de. Alın. Yani 2022 iyi olacak. Aldı insanlar, kazandılar. Allah razı olsun bilmem ne söylediler. 2023 oldu. Bırakın bu işleri dedik. Yani hisse senedini de bırakın. Ben kendim bırakıyorum dedim. Kendim bıraktım. İşte dolara geçtim. Dolar cinsi yatırımlar yaptım vesaire. Kazandım o işlere. Şimdi bırakın dedim. Konut da daha almayın dedim bu saatten sonra. Şimdi ama bazı insanlarda gene fikri sabit var. Hep gayrimenkul kazandırır diye bakıyor. Fiyatı ne olursa olsun, faizler ne olursa olsun o hep gayrimenkul alacak. Gayrimenkullerin fiyatı düşüş trendine girmiş. Gayrimenkul çok mu değer kaybetmiş? O zaman gayrimenkul alınır diyor. Çünkü ucuzlamış bir şey diyor. Gayrimenkul fiyatları çok artmış. Böyle artık el yakıyor, o zaman gayrimenkul alınır diyor. Demek ki daha da artacak diyor. Yani bu adamlara bir şey anlatamıyorsunuz. Ama gelinen noktada işte 2023'ten sonra gayrimenkullerin durumu belli, değil mi? Hisse senetlerinin durumu da belli. Dolar bazında endeksi açıp insanlar baksın. Veya son bir senelik işte sanayi endeksi ne olmuş falan baksın. Arada dalgalanmalar oluyor, onu da söylüyoruz ama bir şey kazanmıyorsunuz. Ama altın alın, 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 biriktirin, altın alın, altın alın, altın iyi olacak diye söyledik, söyledik. Halen de söylüyorum.
Ama o altın da insanın zamanında çok bekletti. Bir sürü evet. insan da bana dedi ki altın yerine teneke alsaydım daha iyiydi. Altın aldık ama işte banka bizden çok komisyon çekti. Biz işte bilmem ne altın alıyoruz. İşte paramız eriyor. Bir de üstüne para kaybediyor. Yani bu insanlar nasıl yatırımcı olacağını önce öğrenmeli. Kendi risk toleransına göre bir şey almalı. Şimdi o zaman diyor ki birisi de doğal olarak bana bugün demiş ki altın riskli, hisse senedi riskli, işte dolar almak bilmem ne bunlar da riskli. Peki ben ne yapacağım? Çok güzel. Risk almayacağım diyorsan mevduatta para piyasası fonunda kalacaksın. Onlar da enflasyon karşısında eriyor. Zamanında sadece mevduatta kalsaydın Şahap Kavcıoğlu faizleri arttı indirirken mevduat faizleri de böyle inerken ama enflasyon alıp giderken tüm servetini eritecektin. Dolayısıyla hiç risk almadığın zaman aslında çok büyük bir risk alıyorsunuz. Herkes risk almayı öğrenmek durumunda. Ama evet. az ama çok. Ama bu riski aldığınız zaman da yani ne yani risk aldığınızda bilip ona göre davranmanız lazım. Yani yoksa sürekli olarak bir daha bir analiz olmaz mı? Bir daha bilmem ne olmaz. Mesela kaldıraçlı işler. Diyorum ki Amerikan borsasında kaldıraçlı yapmayın. Çok çıkacaksa şimdi kaldıraçlı alsak daha iyi değil mi diyor adam. Diyorum ki o zaman bir yerde zarar kes yapman gerekecek. Yani zararda oturursun bak işler tersine dönerse. Onu sen kendin biliyor musun? Yok geç falan diyorsan diyor ki ben dinlemedim. Kaldıraçlı aldım. Şimdi Amerikan borsası çok düştü. Ben ne yapacağım? Ben nerede zarar kes yapmalıyım? Veya zararına mı satacağım? Bir daha bir analiz yapılamaz mı? Buradan döner mi? Şöyle kıvranıyor adam. Çünkü insanlar yatırımcı değil, spekülatör. Ve spekülatör olduğunun farkında bile değil. Spekülasyon yapmaya çalışıyor. Spekülasyonu nasıl yapılması gerektiğini de bilmiyor. Hatta ki spekülasyonun, spekülatörlüğün manasını da bilmiyor. Manipülasyonla karıştırıyor. Yani piyasa dolandırıcılığıdır manipülasyon. Spekülasyon sadece fiyatların belirli bir yönde gideceği beklentisiyle alım satım işi yapmak demektir. Başka herhangi bir temel gerekçeye dayanmadan. Onu da bilmiyor insanlar. O zaman işte size bunu soruyorlar. Sene sonuna kadar, bak süre de vermiş. 3,5 ayda, 4 aydan kısa bir sürede, 3 ay 20 günde en çok kazandıracak yatırım aracı ne? Ya işte olmuyor o zaman. O zaman kaybediyorsunuz. Doğrusu bir sepet oluşturmak, bunun içerisinde demin saydığım şeyler olmak, risk almak. Risk aldıktan sonra da her dakika elinizde cep telefonundan acaba param ne kadar azaldı, ne kadar arttı bilmem ne diye sorgulamamak. Çünkü o zaman sağlığınızdan oluyorsunuz. Evet. Gene de sorguluyorum, gene de yapamıyorum diyorsanız o zaman para piyasası fonu var, mevduat var. Mevduattan biraz daha fazla para kazanmak istiyorsanız da ama en az bir ay durmanız gerek, hatta birkaç ay durmanız iyi olur. Arbitraj fonları var. Arbitraj yatırım fonları var. Başka da bir şey yok. Evet. Şimdi çok güzel anlattınız. Ben de soluksuz dinledim. Şunu sormadan edemeyeceğim. Çünkü böylesi sorular da oluyor. Hani ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır ama ben bir anlamda elçi rolündeyim burada. Şu önemli. Risk dediğimizde mevduatta kalmak da risk. Çünkü hesap yapıyorlar. Diyorlar ki TÜİK'in enflasyonuna göre yaptığınızda Melda Hanım zaten kayıttasınız diyorlar. Ama biz TÜİK'e göre hesaplıyoruz şu anda. Onu bir tarafa koydum. Döviz mevduatlarında artışı görmüştük ama en son merkezin KKM bir hamlesi oldu zorunlu karşılıklarla ilgili. Orada da 50'nin üzerinde yükseldiğini gördük. Şimdi İşin sonunda mevduattan dolara geçmek bugün risk mi? Döviz varlıklara ya da öyle sorayım. Risk miyim? Yoksa faizde kalmak mı risk? Çünkü birkaç ay bir bakayım ne oluyor diyenlerin sayısını arttığını görüyorum. 50'nin üzerinde bir faizleri görünce mevduatta. Bir de aylık getiri olarak bütçesini dengeleyenler de var malum. Onlar için gelsin soru. Ne dersiniz? Evet şöyle oluyor orada da. Bu da güzel bir soru. Bir, servetinize hangi para birimi cinsinden bakıyorsunuz? Servetinizi
ölçerken kullandığınız para birimi hangisidir? Dolar mıdır, TL midir? Eğer ben dolar olarak bakıyorum diyorsanız, dolar aldığınız zaman zaten dolarınız dolar. Servetinizde bir eksilme söz konusu olmaz. Bugün gittiniz 10 bin dolar aldınız, 10 bin dolar servetiniz var zaten, bitti. Hiçbir sıkıntı yok orada. Ben servetime Türk lirası olarak bakıyorum diyorsanız, dolar aldığım zaman bu doların artışı enflasyonun ya da benim mevduatta kazandığımdan daha az artar mı diye o zaman bir riskiniz var sizin. Çünkü mevduatı bozup dolara geçeceksiniz, değil mi? İşte o yüzden biz diyoruz ki burada TL'den çıkıp yalnızca dolar almayın. Dolar cinsi bir yatırım yapın. Yatırım yaparken peki nasıl yapacaksınız bu yatırımı? İşte hiç risk almak istemiyorum. O zaman dolar olarak aldınız, koydunuz. Ya da işte bir mevduata koydunuz. Oradan da bir şey kazanmayabiliyorsunuz. Serbest döviz fonları var. Ve bunlar içerisinde de içinde Eurobond'lar olan ama kısa vadeli olanları var. Hatta bir tanesi var. HSBC'de var. Bu tabii müşterilere özel bir şey bildiğim kadarıyla ama araştırılabilir. 15 günlük para piyasası fonlarına yatırım yapmış Amerika'da. Yani size hem bir faiz kazandırıyor, bir faiz geliri var. Hem de öyle bir CDS riski falan yok. Diğer mesela 1 yıllık, 2 yıllık içinde Eurobond'lar varsa onlarda da fazla bir CDS riski yok. Yani Türkiye'de işler kötü gittiği zaman para kaybetmezsiniz. Yani fazla bir etkisi olmaz, onu demek istiyorum. Ama içinde 5 yıllık Eurobond var, 10 yıllık var. Türkiye'nin CDS'i hızla artarsa para kaybetmiş olursunuz. Böyle fonlar var. Eurobond fonları da var ama ben onları tavsiye etmiyorum bu ortamda. Çünkü onların içerisindeki yani CDS arttığı anda direkt böyle etkisi oluyor. Ama böyle serbest fonların bazıları süreli olabiliyor. Yani şu tarihte bitecek deniyor. O tarihe kadar tuttuğunuz zaman zaten ne kadar kazanacağınız belli. Bir şey kazanıyorsunuz. Yani çok düşük riskle bir şey kazanabilirsiniz dolara geçtiğiniz zaman. İlla ki onun bir kenarda altın olarak durması gerekmiyor. Hiçbir şey yapamadınız. Siz de hazine bonosu alabilirsiniz bankadan dolarınızla. Hazineninkini alacaksınız. Çünkü özel sektörünkünü almak isterseniz 200 bin dolar, 200 bin dolar nominal deniyor. Yani gene 180 bin dolar, 170 bin dolar paranız olması lazım. Hepsini de alamıyorsunuz. Her bankada satmıyor, satamıyor. Öyle bir şeysi yok. Bankanın imkanı da yok. Ama hazineninkiler her daim vardır. İşte ne bileyim 5 bin dolarlık, 10 bin dolarlık alınabilir. Burada da dikkat edeceğiniz şey, alınca vadesine kadar tutmak üzere alıyorsunuz. O yüzden mesela 1 yıllık falan bir şey olursa iyi olur. Çok uzun süre beklemezsiniz. Öyle 5 senelik falan bir şey alırsanız, o arada da CDS'ler artarsa 5 sene beklemek zorundasınız. Yoksa zararına satarsınız. 5 sene beklemek zorundasınız. O yüksek CDS'de yüksek faizli Eurobond'ları alamayacaksınız. Bir de öyle bir şey. O yüzden 1 yıllık falan alın diyor. Bu şekilde dolar cinsi yatırım yapabilirsiniz. Dolar cinsi yatırım yapmak demek aynı zamanda gene TL ile de olsa altın almak demektir. Gene TL ile de olsa Amerikan hisse senetlerine yatırım yapan o TEFAS fonlarından almak demektir. Böylelikle TL riski taşımıyorsunuz. Yani Türkiye'de aniden dolar artarsa benim servetim azalır mı? Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü sizin servetiniz dolar cinsi. Hep bu sorulur. Denir ki işte bugün Amerikan borsası hiç artmadı. Hiçbir değişiklik yok. Ama dolar kuru Türkiye'de %3 arttı. Benim de aldığım şeyin değeri %3 artacak mı? Evet, o yansıyacaktır. O gün yansımayacak çünkü muhasebe nedeniyle işte ertesi güne kalacak vesaire. Ama yansıyacaktır. Yani dolar hızlı bir şekilde artacak olursa bundan etkilenmeyeceksiniz. Ha, ben TL bazında para kazanmak istiyorum. Doları da bu adamlar baskılayacaklar. Zaten söylüyorlar, dezenflasyon süreci olduğu bir ortamda dolar kurunun artışı da daha düşük olabilir. Olabilir. O zaman ben dolar cinsi yatırım yapmayayım, TL cinsi yatırım yapayım. Ama
ben uyanığım. Uyanık olduğum için hani bir şekilde bu yabancı da böyle çıkıp gidecek olursa Türkiye'den veya bir devalüasyon falan olacak olursa işte Melda Hanım'ı izleyeyim. Yahut işte falan beyi izleyeyim. Onlar bana desin ki bak şu ayda çık TL'den dolara dön. Çünkü o ay çıkacak. Çünkü o biliyor ya. Ben de öyle yapayım. Ben de uyanığım. Ben de onu izleyeyim. Ben de bu şekilde para kazanayım. Şimdi böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ben burada kendim bir görüş söylerim. Doğru olur, olmaz. Ben size de şunu söyleyeyim. Şimdi ben yabancı olsaydım, Türkiye'ye de doları bozup gelip bir şey alacak olsaydım, bir yabancı fon yöneticisi olsaydım, ben ne yapardım? Ben derdim ki, evet ya burada carry trade işinden iyi bir para kazanılıyor. Fakat ben burada kendi öncelikle tabii ki kendi fonuma para kazandırmak istiyorum. Kendi şirketime para kazandırmak istiyorum ama benim bir yerde amacım kendime para kazandırmak. Çünkü ben bu yaptığım işten de bir bonus alacağım. Şimdi ben o zaman bu bonusu alacaksam bu karı da cebime koymam lazım. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim. Yani sene bitmeden ben bu pozisyonu kapatırsam, kâra geçersem, o zaman diyebilirim ki fonumuz Türkiye'de şöyle bir pozisyon aldı, bu kadar para kazandı dolar bazında, bu kadar da kâr ettik. Sene sonuna da zaten fazla bir şey kalmamış, sene de biter. O da o kâr da zaten cepte olmuş olur. Bu adam da çok iyi yönetti derler, bana da bonus verirler. Ben de alırım onu, işte giderim. Neresi ucuzsa o sırada tatilde ne bileyim mesela Yunanistan Türkiye'den ucuz şu anda. Gidip bir Yunan adasında tatil yapabilirim vesaire. Yani bu şekilde bakıyor fon yöneticisi. O zaman bu adam sene bitmeden de pozisyonunu kapatmak isteyecektir. Ama adam şunu da biliyor. Diğer fon yöneticileri de onun gibi. O zaman bu işi ne zaman yapmak lazım? Bu işi bu trade carry trade işi artık bittiği zaman yapmak lazım. Değil mi? Yani faizi indirdikleri zaman. Faizi indirecek mi bu adamlar? O zaman indirecek lafları konuşulmaya başladığı zaman yapmak lazım ki. Çünkü herkes faizin indiği zaman yapar. Ben demek ki daha önce yapmalıyım. Şimdi diyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah 4. çeyrekte faiz konusunda atacağımız adımla diye bir cümle kuruyorsa. Evet. O zaman 4. çeyrek ne demek? Ekim, Kasım, Aralık. Demek ki bunlardan bir tanesinde faiz indirimi olacak. Yani carry trade eskisi kadar cazip olmayacak. Bu adamların ne dediğinin çok önemi yok. Yani Mehmet Şimşek ne demiş yahut işte Fatih Karahan ne demiş çok önemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse o olacak. Yani onların kalkıp hayır biz indirmiyoruz bilmem ne dedikleri durumda işte Naci Ağbal gibi olacaklarını biliyorlar. Yani bu iş yanlıştır dedikleri zaman Profesör Doktor Semih Tümen gibi olacaklarını biliyorlar. O yüzden onu dinleyeceksiniz. O da diyorsa böyle bir şey. Demek ki Ekim, Kasım, Aralık'tan bir tanesinde bu inecekse o zaman bunun zamanı şimdi. Bu ay Eylül ayında bu işi bitireceksiniz. Mevduat. Hatta ki ben insanlara Ağustos dedim. Evet. Çünkü dedim ki Eylül'de bu iş olma ihtimali yüksek. Eylül'de olma ihtimali yüksek. O yüzden Eylül'e kadar da beklemeyin. Amerikan piyasası da bir altın da Amerikan piyasası da bir fırsat verirse değerlendirin, alın. Zaten o saatten sonra belki işte %3 kazanacaksınız para piyasası fonundan falan ama dolar da biraz çıkacak. Nitekim dolar da biraz çıktı. O yüzden bu ay son ay. Bana göre böyle. Ama ben beklerim. Falan kişiyi dinlerim. O der ki dolar çıkmayacak, işte çok az çıkacak, bilmem ne olacak. Ama ondan sonra dolar çok çıktı, TL'de daha az kaldı, kazandım dediğiniz zaman diyeceksiniz ki ben varlığıma Türk lirası olarak bakıyorum. TL'm azalmadı ki benim. Ben gene %3 faizimi aldım diyeceksiniz. Bu tamamen servetinize nasıl baktığınızla ilgili. Yani benim görüşüm budur. Doğru olur, olmaz. Bilemem. Benim aklıma yatan şey bu.
Bakalım zaman bize ne gösterecek diyelim o zaman. Çok teşekkürler. Tunç Şatıroğlu, Melda Yücel TV'deydi. Ayağınıza, yüreğinize, açıklamalarınıza sağlık diyelim. İzleyicilerimize de abone olmayı sürdürün diye de ekleyelim. Teşekkürler, iyi haberlere. Görüşmek üzere.